24 Aralık 2023 Pazar. Amerika'da robot boğalar hakimiyeti elden bırakmıyor ve Noel haftasına girerken kutlamalarına devam ettiler. Ama makro resim gerçekten böyle mi? Ana akım ekonomist arkadaşlar Türkiye'de de dünyada da tabii ki bu gerçekleri görmüyorlar. Çünkü onlar piyasa yukarıysa her şeyin iyi, piyasa aşağıysa tuhaf bir şeyler oluyor ve resmi geriden okurlar. Ama biz piyasalar yukarıda gitse aşağıda gitse gerçek resmi sizin için okumaya çalışıyoruz. Bu hafta yine Amerikan borsalarında ve kripto paralardaki piyasayı haftanın ikinci videosunda sizin için değerlendireceğim. Hadi başlayalım. Evet, Amerika'da veriler çok ilginç. Çünkü bu hafta hem gelen çok ilginç iki bilanço vardı, FedEx ve Nike. Resmin net şekilde global resesyona evrildiğini, özellikle Amerika'daki yaşanan stagflatif eğilimleri gösterdi. Ama öte yandan bazı veriler yine hala Amerikan halkının gerçekten orta sınıfın ne kadar yok olduğunu ve işlerin ne kadar zor toparlanacağının resmiydi. Piyasa yukarı gitmeye devam ettiği sürece de ekonominin iyi olduğu varsayımı devam ediyor. Bu gerçekten böyle mi? Şöyle hızlıca bir bakalım. Mesela geçen hafta yıllar sonra öğrenci kredi borçlarının tekrar ödenmek zorunda kaldım diyorsunuz. Onun verisi yayınlandı. Ekim ayından itibaren ödenmesi gerekiyordu. 22 milyon kişi öğrenci kredisi, ertelenmiş öğrenci kredisi ödenmesi çağrıldı. Sadece %60'ı şu ana kadar ödeme yapmış. Dolayısıyla ortada ciddi milyonlarca insan bu ödemeleri yapmıyor ya da yapamıyor. Öyle bir veri var. Öte yandan kredi kartı harcamalarının ve ödenmeyenlerin ne kadar çok arttığını geçen haftaki verilerde anlatmıştım. Ve bakın bu şu andaki kredi kartının ödenmeme yüzdesinin artış, yüzdesel artışının 2008'deki finansal krizden bile daha hızlı yükseldiği, yani aslında hızlı bir bozulmanın gerçekleştiği bu grafikte, veride ortaya çıkıyor. Öte yandan bankaların, New York Post'un haberine göre bankaların 160 milyar dolarlık ticari emlak zararı, emlak piyasasında zararı olduğunu raporlamış. Burada biliyorsunuz benim büyük resimle ilgili bankaların saklığı çok fazla zararı oldu, özellikle yüksek faiz ortamında ve yükselen faizler yüzünden bunları likide edemedikleri doğrultusunda ciddi anlamda uyarılarım vardı aylardır. Ve öte yandan bir veri daha yine New York Post'tan, araba geri ödemelerinde, yani araba satın aldınız onun kredi ödemelerinde son 24 yılın en ciddi sıkıntısı var, ödeyemiyorlar. Yani ödenememe oranı son 29 yılın en yükseğine ulaşmış vaziyette. Peki piyasa bunu görmek istiyor mu? Şöyle bir veriye baktığınız zaman piyasaların şu anda yapılan araştırmada sorulduğu zaman yatırım danışmanlarına %66'sı yumuşak inişe inanıyor. Hayır diyor, hiçbir şey olmayacak, bir sıkıntı olmayacak. %23'ü sadece sert bir iniş olabileceğini, hard landing olabileceğini söylüyor. Ve %36 asla bir resesyon beklemediğini söylüyor. Dolayısıyla aslında piyasalar şu anda her şeye ikna olmuş çünkü işlerine gelen o. İşlerine gelen bu, ama aslında piyasalar mı ikna olmuş yoksa ikna edilmiş mi? Şu grafiğe de bakarsanız tarihin en fazla stock buyback'inin yapıldığı hafta oldu. 2009 yılından beri şöyle bir baktığınız zaman haftalık bazda hisse geri alımının en fazla yapıldığı. Yani aslında daha çok şirketlere hisseleri geri alıyorlar. Onun dışında aslında ikna etme çabası var. Yani ne olursa olsun bu yılı iyi kapayalım çünkü biz bundan yöneticiler olarak bonuslarımızı alacağız. Ona göre kapacağız. Onun için bu yıl sonu gazının artık son noktasına geldiğimizin aslında bir göstergesi bu. Şöyle bir grafikten zaten Bank of America'nın yaptığı araştırmadaki bu şeyden görebiliyorsunuz. Net şekilde aylık alımda inanılmaz bir stock buyback, yani şirket geri alım görüntüsü var. Öte yandan bu hafta gelen bilançolardan önce FedEx bilançosu geldi. FedEx bilanço geldikten sonra %12 civarı bir düşüş kaydetti, bakın grafiğe. Bu neden oldu? FedEx'in aslında, biliyorsunuz FedEx ne anlamda önemli? Çünkü Amerika'da en fazla kullanılan kargo şirketi ve dolayısıyla aslında teslimatların çok daha az, yani cironun çok daha azalacağını ve ciddi anlamda bir resesif eğilimin arttığının sinyalini verdi. Özellikle guidance'ı, yani önümüzdeki dönemle ilgili beklentilerini ciddi negatifte vardı. Bilançoların önemli bölümü oradaydı. O açıdan hisse ciddi anlamda darbe yedi, ama bu tip şeyler aslında piyasayı anında bozardı eskiden. Şimdi görece bozdu. Gerçi çarşamba günü ciddi bir hızlı bir bozulma oldu. Robotlar bir anda bir sapıttı. Onu da değineceğim biraz sonra, ama yine de hani FedEx'in etkisi miydi yoksa o ruha işledi mi, yoksa robotlar düzeltme yapma ihtiyacı mı duydu? Aşırı alımı düzeltme. O bir muamma. Zero'ya göre öyleydi o açıdan, ama son itibariyle gerçekten bu ticareti yapanlar burada ticaretin çok daha yavaşladığına dair bir görüntü. Öte yandan dünyanın en büyük spor
ayakkabı ve giyim şirketlerinden Nike'nin de bilanço gününde ertesi gün %11.83 düştüğünü gördük. Orada da Amerika'daki cirosu, bakın resesyonda olmayan Amerika'daki cirosu %4 geriledi. Dünya global satışlarıyla biraz kapatmaya çalışmış onu. Global satışlar %1 geriledi. Dolayısıyla Nike, bazı izleyicilerim ben bu tweet'i attıktan sonra Nike ile ilgili, burada resesyona özel değil de Nike özel olduğunu falan söylüyorlar ama ben yıllardır hiçbir şirketi takip eden biri olarak burada aslında ciddi anlamda bir Amerika'daki resesif eğilimin gerçekleştiğini, ki Powell'ın da son dönemdeki bu faizlerle ilgili, beklentilerle ilgili yarattığı algının da birazcık bununla ilgili olabileceğini, ne dair düşünceler daha çok belirmeye başladı. Yani bir resesyon olacaksa tabii ki faiz indirimi olacak ama bu arada Fed 4 tane faiz indirimi Mart'tan itibaren fiyatladı. Ama piyasalara sorarsanız 7 ila 8 indirim bekliyor Mart'tan itibaren 2024'te. Yani ben böyle bir şeyin olması için dramatik bir krizin olması lazım bence. 7-8 indirim falan. Bayağı bir beklentide. Bu beklentiyle alıyorlar. O açıdan çok ilginç bir 24'e gireceğiz ama haftanın, gelecek hafta biliyorsunuz yılın videosunda daha uzun vadeli analizler yapacağız. Biraz daha kısa vade bakacağız. Kısa vade demişken gerçekten en kısa vade sizin için bir bakayım dedim. Ve Nasdaq grafiğini hep uzun vadelerde iyi inceliyoruz. Bir kısa vade, saatlik grafiklere bir baktım. En kısa vadede bakabileceğimiz saatlikte orada bir çift tepe olasılığı var. Özellikle çarşamba günü sert bir düşüş oldu. O göstergeleri düzeltmek için, çünkü aşırı alımdaydı. Geçen hafta anlatmıştım size. Dow Jones'ta, S&P'de, Nasdaq. Hepsi aşırı alımdaydı ve 2 saat içerisinde falan öyle bir sert düşüş oldu ki 400 puanları bulan Nasdaq'ta, Dow Jones'ta ciddi büyük düşüşler oldu ve aslında teknik olarak aşırı alımlardan çıkıldı günlük ve grafiklerde. Yani onun için mi yapıldı, makineler yoksa en ufak bir algıda anında otomatik olarak döndüler mi? O bir tartışma konusuydu ama saatlik grafik Perşembe Cuma biraz daha toplamasına rağmen yine Cuma günü böyle hafif zorlandığını gördük. Noel tatili başlıyor bu hafta. Piyasalarda likidite az olacak ama saatlik grafikte burada bir çift tepe olasılığı var. 16.900'e zirve yapmış bir görüntüyle. O açıdan kısa vadede bunu değerlendirmekte fayda var. Ama biz tabii burada daha orta vadeli analizlere yer vermeyi seviyoruz, biliyorsunuz. Orta vadede de bu hafta bir tweet attım. Tam böyle yükseliş trendine, bakın böyle kırılmış bir trend desteğini testi. Ve oradan o çarşamba satışı gelmişti. Sonra biraz toplasa da orada tam olarak geçilmedi. O açıdan o grafiğe bir dikkatli bakmakta fayda var. Nasdaq'ta trend takip seviyem geçen hafta göre değişmedi. Çünkü bu hafta zaten aslında bütün yeni kontrattaki verdiğini neredeyse geri aldı gibi. O açıdan yani gitse gelse de 16.435 trend takip seviyem. Üzerinde kaldı sürece teknik olarak yön yukarı ama az önce saatlikte gösterdiğim gibi oradaki riskler aslında artarak devam ediyor. O açıdan o zoomladığınız zaman o bearish engulfing, yani yutan ayı mumu var bakın. O yutan ayı mumunun aslında son iki gündeki yükselişlerle tam geçilmediği ve son günde de biraz böyle bir doji ile bitirdiğini görebiliyorsunuz. Yani bir kararsız mumla. O açıdan önümüzdeki haftanın biraz likit olmayacağını da varsayarsak ilginç bir hafta olacak. Yani çok böyle yukarı kopup gidecek bir hava yok. Önce bir satış gelme ihtimali teknik olarak çok mümkün. Öte yandan S&P'de biraz daha uzun vadeli haftalık grafikte size göstermek istedim. Çok sadık aslında o bantlarına S&P şeylerin içerisinde. Şu anda da bir yükseliş devam ediyor. 4650 üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yön yukarı haftalık bazda baktığımız zaman, ama oradaki riskler de çok benzer. Dow Jones 36.650 trend takipçilerinin üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yön yukarı gözükmekle beraber orada da aynı riskler mevcut, ama Dow Jones'un biliyorsunuz aşırı alımı daha da, rallisi daha da kuvvetli gelişmişti. Çünkü geleneksel hisselere de biraz, value hisselerine de, yani değer yatırımlarına da yıl sonu rallisi, Noel Baba rallisi bir miktar hızla bir Kasım ayında vurmuştu biliyorsunuz. Apple dünyanın en büyük şirketi Apple'da su haftanın ortasından sonra bayağı bir satışlar geldi. Ciddi bir iki haber trafiği negatif gelişti ama o gördüğünüz, bakın uyumsuzluk var teknik olarak tepeler arasında. Orada evet all time high, tüm zamanların en yükseğini yaptı, 199.62 yaptı ama çok da kuvvetli hareket yapamadı biliyorsunuz. Orada 193.40 sente geldik, orada kapadık haftayı. Sat sinyali gelebilecek gibi aşağı satışlarda. Zaten uyumsuzluk da var. Bakalım, yakından takip edeceğiz. Apple çünkü önemli piyasaların yönü açısından. Tesla'da yön hala $247. Bakın çok kritik o. Daha önce 247 kırılınca orada bir short yapmıştık. Aşağıda güzel bir kar bırakmıştı. Şimdi tekrar geldik, oranın üstüne attık ama $252 böyle biraz zorlanıyoruz. Tesla biliyorsunuz inovatif bir şirket olarak bütün araba sektörünü önüne alıp rakip yaptı ve yıkmaya çalışıyor. Devrimsel hareketler yapıyor kendince ama
Bu tip şeylerde araba sektörü, bütün herkes, büyük oyuncular da sahaya girdiği anda özellikle Çinli rakibi BYD ile mücadelesi sırasında sürekli fiyat kırmak zorunda kalıyor. O fiyat kırmalar uzun vadeli lehine olsa da şirket ortağıysanız şirketin aslında kısa vadeli lehine olmuyor. O açıdan o soru işaretleri devam ediyor ama teknik olarak 247 dolar trend aktif üzerinde yukarı aşağısında aşağı yönlü bakıyorum Tesla'ya. Nvidia evet çok ilginç şirket. 2023'ün en kuvvetli rallisinin en büyük şirketiydi biliyorsunuz. 484 dolar trend takip seviyem. Tam onun biraz üzerindeyiz. Bunun aşağısında negatif, üzerinde pozitif bakılmakta fayda var ama o 505 dolarda uyumsuz tepeler yaptı biliyorsunuz. Bu haftayı böyle hafif aşağı kafayı çevirmişti. Biraz topladı ama orada kapadı. Bu açıdan ilginç bir hafta. Önümüzde yani Nvidia her şeyi belirleyecek. 484 dolar aşağısında. Burayı biliyorsunuz hep hisseleri orta vadeli call veya put opsiyonlarıyla trade etmenin sağlıklı olduğunu anlatıyorum. Eğitimlerde de, size de, burada da. Bu açıdan Nvidia ben put opsiyonları yani aşağı yönlü orta vadeli put opsiyonları almaya devam ediyorum. Oralarda riskinizi sınırlayabiliyorsunuz. Primini ödüyorsunuz. Ya primi kaybediyorsunuz ya da o düşüş sağlar yakalarsanız çok büyük bir prime kazanç sağlıyorsunuz. O tutturamazsanız kaybınız sadece priminiz kadar. O açıdan opsiyon trade'i her zaman hisse trade'i için çok değerli. Kripto paralarda görüntü çok ilginç. Böyle bir tam kıracak gibi bu hafta bir tweet attım. Ani sert satışlar geliyor. Aşağıda sonra tekrar toparlıyor ama o 44.699'da yaptığı zirveyi de geçemiyor. Burada tabii ani sert hareketler hala olabilir. Bir uyumsuzluk var biliyorsunuz. Yılın son haftası iki yöne de hareket mümkün ama ben biraz bu son bütün bu BlackRock manipülasyonu hoşuma gitmiyor biliyorsunuz. Yani Bitcoin'in ana şeyle bağdaştıramıyorum ama Arjantin'deki son gelişmelerde dahil olmak üzere hala dünyanın bir Bitcoin'e doğru bir teveccühü de bir taraftan gerçekleşiyor. Ona da saygıyla bakıyorum. O açıdan olumlu. Ama BlackRock manipülasyonuyla yani bir fon ETF kuracak diye, dünyanın en manipülatif şirketi fon kuracak diye burada Bitcoin'in yükselmesi beni rahatsız ediyor ve o anlamda ilgimi çekmiyor. Teknik olarak 43 bin dolar üzerinde pozitif, aşağısında negatif dersem en basit tanımı olabilir. Ethereum orada da çok oynaklık son derece yükseldi son haftalarda. Orada ilginç bir şey var. Orada daha da büyük bir uyumsuzluk var. Ve düşen bir kanalı tekrar test etme var. 2346 dolar trend takip seviyesi net. Üstünde pozitif, aşağısında negatif şekilde trade edilebilir. Uyumsuzluğun sonuç verip vermeyeceğini yakından takip edeceğim. Evet, Amerikan borsaları yılın son haftası çok sakin geçmesi bekleniyor. Ama haber trafiği de ilginç. Özellikle Husilerin son bir gemi vurma haberi var. Haftanın 3. videosunda onu daha detaylı anlatmaya çalışacağım. İlginç şeyler de olabilir. Negatif haberlere de likit olmayan piyasalar daha sert tepkiler de verebilirler. Dikkatli olun. İki yöne de stopsuz işlem yapmayın. Bu zor zamanlarda yolunuza ışık tutmaya devam edeceğim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum.